Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Son sayfa ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündeme dair gelişmeleri bu ekranlarda Mehmet Emin Uluç'la beraber değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda da canlı bağlantılarımızın olacağını, sürpriz konuklarla bir araya geleceğimizi belirtelim. Mehmet Emin Uluç, hoş geldin. Hoş bulduk. Açılışımızı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerini tartışarak yapacağız. 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı aldıklarını açıkladı Nihat Özdemir ve Süper Ligi 26 Temmuz'da bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi. Mehmet Emin Uluç, eminim açıklamayı da bugün takip ettin gün içerisinde. Evet. Süper Lig'de 8 haftanın 7'si hafta sonu 1 hafta içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. En azından şimdilik düşünülen plan bu. Şimdilik ifadesindeki vurgu da aslında bana değil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ait. Nasıl buldun kendisinin açıklamalarını? Şimdi yayından önce sana da anlatmaya çalıştığım gibi benim açımdan bu işin 3 ayağı var. Bir futbol sever olarak değerlendirmem olur. Bir basın mensubu olarak, bir de insan olarak değerlendirmem olur. Bir futbol sever olarak başlamasını isterim. Yani bütün spor faaliyetlerinde geri dönmemizi isterim. Bir gazeteci olarak mutlaka başlasın isterim. Çünkü işimizin sağlıklı bir şekilde yürümesi açısından son derece önemli bir nokta. Ama insani açıdan bakarsan bence başlaması doğru değil. Çünkü hala çok ciddi risk barındırıyor içinde. Bir de yine sen okuyordun orada, sesli okuyordun, kulak misafiri oldum. İngiltere herhalde bununla ilgili bir takvim planlaması yapmış. Evet. İdmanlar başlayacak şeklinde. Ama herhalde gerekçeler, şartlar koymuş. İşte toplu sevinç yapılmayacak vesaire vesaire gibi. Almanya zaten bir ya da iki hafta içinde kesin olarak başlatacak. Şimdi senin de vurguladığın gibi şimdilik ifadesi çok önemli. Yaklaşık 35 günlük bir süre evet. var önümüzde. Bu 35 gün içinde bakalım derenin altından nasıl sular akacak, hangi noktaya geleceğiz. Belki her şey daha sağlıklı olacak. O zaman bugün benim temkinli konuşmalarım boşa çıkacak ama belki bambaşka yerlere geleceğiz ve oynanmayacak. Bu arada tabii 35 günlük süreçte sadece kendi iş dinamiklerimiz değil, aynı zamanda İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Fransa diyorum özellikle, İspanya'dan nasıl kararlar çıkacak, neler? Mesela İngiltere'den de böyle bir karar çıkmış ama İngiliz Futbolcular Birliği'nin de bu işe çok sıcak bakmadığını, oynamaktan yana olmadıklarını biliyoruz. Kulüp doktorları yine aynı şekilde. Yani UEFA'ya o ülkelerden nasıl cevaplar gelecek? UEFA cevap bekliyor çünkü. Dolayısıyla belki bizdeki planlama da tamamen değişebilir. Sayın Özdemir'in de vurgusu var orada. Hani bu bir plan ama bunun dışında 10 farklı planımız var. Bakalım, göreceğiz. Ha, oynanır mı, oynanmaz mı? Bu arada tabii şu samimiyeti de sorgulamakta fayda var. Daha dün oynanmasın diyen, aman kesinlikle oynanmamalı diyenlerin bugün oynansın demesine nasıl geldik, hangi gerekçelerle geldik? Ben bunu da çok anlamış değilim. Ben mesela ilk başta henüz ertelenmesini gerektirecek bir durum yok diyen gruptaydım. Hı. Ama an itibariyle oynanmaması gerektiğini düşünen grubun içindeyim. Tamam, onlar da o dönem ertelenmesi gerektiğini düşünüp şimdi başlanması gerektiğini düşünen grup içerisinde yalnız olabilirler. Yalnız şöyle bir fark var. O dönem herhangi bir vefat söz konusu değildi. Şu anda çok ciddi ölüm sayıları var. Hı hı. Bu arada kaybettiklerimize de cümleten rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz aileten. Dediğim gibi hayırlısıyla artık nasıl olacak, nasıl başlayacağız bilmiyorum ama başlayacaksak da bir an önce bitsin. Bu arada şunu belirteyim, ben başlar başlamaz konuları, tartışmaları açılmışken şu noktadaydık. İşte tescil edilsin diyenler vardı, playoff, playout süreci vardı, oynansın vardı. Ben açıkçası tescilden yana olmadım. Playoff sürecinden de yana olamazdım. Çünkü orada da çok komik bir durum söz konusu. Beşiktaş 5. sırada, Kayseri Spor 10. sırada. Kalan maçlar üzerine hesap yaptığınızda matematiksel olarak Kayseri Spor bütün maçlarını kazansa, Beşiktaş 5. sıradaki Beşiktaş bir beraberlik alsa bu 8 maçlık periyotta, diğerlerini kaybetse Kayseri Spor Beşiktaş'ın üstüne çıkıyor. Dolayısıyla playoff'a kimleri alacaksınız, kimleri almayacaksınız, neye göre yapacaksınız, bu da başka bir soru işaretiydi. Ben bir şekilde sportif eylemle tamamlanmasından yanayım. Ama sportif eylem
taraftarı olsam da insan sağlığını riske ederek bunun yanında olmam söz konusu değil. Önce insan sağlığı. Mutlaka. Her zaman. Mutlaka. Onu mutlaka her zaman altını çizmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Az sonra Malatya Sporlu İsam Şebake yayınımızda olacak. Kendisiyle bu süreci değerlendireceğiz. Yeniden Mehmet Emin Uluç'a döneceğim. Zira Türkiye Kupası ile alakalı görüşmelerin de devam ettiğini dile getirdi Nihat Özdemir. Kupanın da herhalde o hafta içi, o 7 hafta sonu oynanacak maçlardan önce ya da sonra hafta içine dağıtılması düşünülüyor. Kupada bir yarı final rövanşları var. Evet ve finali var. 3 maç var. 3 maç var. Yani dolayısıyla şunu söyleyeceğiz. Ligi oynatıyorsanız kupayı haydi haydi oynatırsınız. Burada ne oldu? Sayın Ağoğlu ile Sayın Koç arasında bir anlaşmazlık olduğu söylenmişti. Gelen bilgi o yöndeydi. Sayın Koç takvime bağlı kalınmasını, Sayın Ağoğlu da önce kupanın bitirilmesini istemişti yanılmıyorsam, ama bu konuda uzlaşma sağlanmamıştı ki takvime göre gidecek gibi görünüyor. İnşallah kupada bir an önce oynanır, sahibini bulur. Gönlümüzden geçen tekrar söylüyorum, oynanan maçların getirdiği neticelerle bir tablo çıksın önümüze. Ama insan sağlığını risk edeceğimiz bir durum varsa orada bir düşünmek lazım. Mehmet Emin Uluç devam edeceğiz. Şimdi Yeni Malatya Sporlu İsam Şebake ile bu gündemi konuşacağız. Yeni Malatya Spor Kulübü'nün tercümanı Ubeydullah Ongen de bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bienvenue İsam. Nasıl bulduk? Teşekkür ediyoruz. Sizleri görmek güzel. İsam Şebake günleri nasıl geçiriyor ilk olarak bunu sormak istiyorum. Sonrasında ligin başlama ihtimali üzerine de kendisiyle konuşacağız. Tout d'abord, merci beaucoup participer à notre programme. Comment ça se passe dans la maison de quarantaine? Ben, alhamdulillah, ça se passe bien. On profite des choses simples, on profite de passer beaucoup de temps avec la famille. Ce qui est pas toujours le cas quand dans une vie de footballeur. Donc on essaie vraiment de profiter des choses simples, de la famille, de mon fils, de ma femme, et après on essaie de faire du sport aussi une fois par jour pour garder la forme, parce que le championnat va reprendre et faut se tenir prêt. Evet, ailemle geçirmeye çalışıyorum zamanımı. Çocuğumla ilgileniyorum, eşimle ilgileniyorum, spor yapıyorum. Günlük spor seanslarım var. Kendimi zinde tutmak için spor yapıyorum. Biliyorsunuz lig başlayacak. Hazırlık yapıyoruz. Takımla antrenmanlara başlayacaklar. Yakın zaman içerisinde futbolu, takım arkadaşlarını ne kadar özledi? Dedik, vous allez commencer de faire s'entraîner au centre, la club, avec vos amis. Est-ce que tu te manques de s'entraîner au centre? Bien sûr, le football me manque et à mon avis manque à tous les footballeurs, ça c'est sûr. C'est la première fois de toute ma carrière que pendant plus d'un mois j'ai pas touché le ballon. Je le touche avec mon fils, un peu à la maison, un peu dans le jardin, mais c'est pas sur le terrain, il y a pas cette intensité et ça nous manque, c'est sûr. Et tabii özledik futbolu, özellikle biz futbolcular yani. Yaklaşık bir aydır sahalarda değiliz, antrenman yapamıyoruz. Evde kendi bireysel antrenmanlarımızı yapıyoruz ama bizim için çok zor tabii bu. Futbol bizim meslek dışında hayatımız olmuş. Eğleniyoruz futbol oynarken. Çocuğumla evde biraz topa dokunmaya çalışıyorum ama profesyonel anlamda özledik tabii futbol oynamayı. 12 Haziran itibariyle liglerin başlamasından yana Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kararı, bir düzenlemesi söz konusu. Bu kararı nasıl buldu İsam? Tu sais que la fédération il a déclaré aujourd'hui le 12 juin on va commencer de match. Et comment tu trouves cette décision là? Cette décision, je sais pas si elle est bonne ou elle est pas bonne, je suis pas là pour juger, mais je sais que cette maladie elle est encore là et y a beaucoup de, on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment vont être les règles de sécurité, les règles sanitaires à respecter. C'est compliqué tout ça. Donc on a un peu on est content. Parce que moi je suis content de reprendre le football, mais d'un côté j'ai peur pour la santé de tout le monde, que ce soit nous les joueurs,
les arbitres, le staff et tous ceux qui peuvent encadrer un match de football. Evet, biraz önce dediğim gibi şahsi kanaatim